Merhaba sevgili yengeç burçları, yükseleni ve ay burcu yengeç olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle bugün yengeç burcu 1-15 Şubat videosu çekeceğiz. Bakalım yengeç burçlarını neler bekliyor? Ne gibi değişiklikler var yengeçlerde, ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi yengeç burçlarını biliyorsunuz, su grubuna dahil yönetici gezegeni aydır yengeçin. Yengeçlerin uğurlu sayıları 3, 7, uğurlu günleri pazartesidir arkadaşlar. Yengeç burçları anaç burçlardır. Biliyorsunuz merhametli, biraz da sinirli burçlardır. Yengeç burçları, yengeçlerin en iyi anlaşamayacağı burçlar anlatayım size. Toprak ve sularla çok iyi anlaşır. Yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akrep. Boğa başak oğlak, yükselen boğa başak oğlakla çok iyi anlaşırlar. Şimdi bakalım 1-15 Şubat'ta yengeç burçlarını ne gibi değişiklikler bekliyor? Bir enerji kartı çıkarıp devamını açacağım kartlar arkadaşlar. Taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması, sabırsızlık yani diyor. Zaten ben de yengeçim biliyorsunuz. Bizde sabırsızlık var diyor. Ama taviz vermiyor. Taviz vermez zaten yengeç. Takdir toplamak her zaman öyledir. Başarılıdır. Saygınlık kazanmak, bunu çok iyi başarır yengeç. Tahammül seviyesinin düşük olması, sabrımıza dikkat etmemiz lazım. Bunu söylüyor kartlar. Evet. Ay dağıldı. Kahvede bakacağım arkadaşlar. Bir bakalım kartlarımızı karalım. Güzel enerjimizle bir bakalım yengeçleri neler bekliyor. 1-15 Şubat. Hayırlısı olsun inşallah hakkımızda. Rabbim her şeyin güzelini nasip etsin canlarım. Evet. Şimdi bakalım sevgili yengeçler. Yükselen ay burcu yengeç olan arkadaşlar için de geçerlidir. Şöyle bir evet. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Sonuçta bir emek sarf ediyoruz biliyorsunuz. Videolarımızı izledikten sonra beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayalım. Canlarım sizi çok seviyorum. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Kanalıma ya, katkıda bulunmak isteyen arkadaşlar teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Tabii ki kullanan kullanmayan herkesten Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Siz benim canlarımsınız. Sizi çok seviyorum. Evet. Şimdi biliyorsunuz bu bir genel açılımdır arkadaşlar. Kolektif açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Özel açılım için bana Instagram'dan veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. İletişim adresimi ve numaramı videoların alt kısmına etiketliyorum canlar. Evet, şunları da bir karalım bakalım. Görüntülü bakım yapıyorum ben. Danışmanlığımı görüntülü alıyorsunuz WhatsApp'tan. Yarım saatlik danışmanlık alıyorsunuz. Herkes iletişime geçebilir. Hadi bakalım. Sevgili yengeçler, bayağı güzel çıkmış kartlarımız maşallah. Sizin sayenizde kendi bakımımı da yapmış oluyorum. Çünkü ben de yengeçim biliyorsunuz. Evet. Güzel güzel. Çok güzel hatta. Mükemmel. Şuraya bakar mısınız? Ay inşallah yahu. Haydi bakalım devam. Şimdi kendimize biraz alan tanıyın diyor. Kendimize zaman ayırmamız gerektiğinin uyarısını verdi. İşten güçten çalışmaktan, gerçekten çokça çaba sarf etmekten, çevreni ve milleti düşünmekten, özellikle konumun zaten güzel diyor, işin becerin her şey muazzam diyor ama kendine ve sağlığına, kendi zevklerine biraz zaman ayırman gerekiyor. Böyle çok yorulduğunu gösteriyor. İşin görüntüsü başka, bir de içime sor derler ya. Görüntü muazzam yengeçte kesinlikle ama bir de içine sorsanız bayağı kaygılar içerisinde, bayağı yorgun ve bitkin olduğunu gösteriyor. Kesinlikle kendinize zaman ayırmanız lazım. Bayağı mükemmel bir dönemdir. İmparatrice
kartıyla başladı. İmparator kartıyla da kapattı. Görüyorsunuz değil mi? Buradaki mükemmel uyumu. Çok muazzam bir döneme geçiyoruz. Allah'ın izniyle çok güzel yenilikler olacağını gösteriyor. Rahata kavuşmalar, işte yükselişler, sağlığa dikkat edelim arkadaşlar. Kendimize vakit ayıralım diyor. Şimdi bak yine uyarı veriyor. Kendi ihtiyaçlarınızla ilgilenmeniz gerektiğinden bahsediyor. Çok çalışıyorsunuz, çok zaman harcıyorsunuz. Kendinizi çok yorduğunuzdan ve çok kaygı yaptığınızdan bahsediyor. Özellikle burada ki iki peş peşe gelen kartta yorgunluk, bıkkınlık, sürekli bir şeylerin peşinde koşmak, sürekli insanların ne yaptılar, ne ettileri düşünmek, insanların kaygısını çekmekten yorulduğunuzu gösteriyor. Kendinize zaman ayırın. Sevdiğiniz ruhta rahatlatıcı rahat hissedin. Sevdiğinizde rahat hissedin diye duygusal hayatınızda bayağı gelişmeler olacağını, bir rahatlama olacağını gösteriyor. Özellikle su grupları, yengeç, balık, akrep, yükselen yengeç, balık, akrep burçları kesinlikle bir beraberlik, bir barış, yeni bir adım. Eğer aklınızda, fikrinizde ve düşüncenizde böyle bir karakter varsa, böyle bir burçlardan olan birisi varsa adım atacağını ve mükemmel bir beraberlik başlayabilirin düşüncesini veriyor sevgili yengeçler. Kader çarkı. Hislerimiz çok kuvvetlidir bizim, biliyorsunuz, hissettiğini yap diyor ve bir değişim yapmak istiyorsun diyor sevgili yengeç. Kesinlikle bunu yapman gerekiyor. Kendine güven diyor, kimseyi dinleme diyor, kendi hissettiğini yap diyor ve kader değişikliği çıkartıyor. Sen hayatında öyle bir hamle yapacaksın ki diyor, hayatın ve kaderin değişebilir diyor bu hamleyle. Ve buna çok yavaştan başladığını gösteriyor. Sanki kenardan ve çevrenin, aile olabilir, arkadaşlar olabilir, biraz baskıda veya konuşmalarda bulunduklarını gösteriyor. Hani yapma etme gibisinde, ama eğer kendi kararını düşünürsen çok mükemmel yerlere geleceğini gösteriyor. Lütfen kendi kararınla hareket etmen lazım. Etrafınıza dikkat etmeniz lazım. Üzerinizde bir ağırlık ve bir nazardan bahsediyor. Size gözler ve odak merkezinde olduğunuzu gösteriyor. Çevrede çok seçilen bir yerdesiniz. Seçiliyorsunuz ve dikkatler üzerinizde dikkat edin. Nazara ve negatif enerjiye dikkat. Kimseyle güzelliklerinizi, başarılarınızı paylaşmayın. Dikkat. Büyücü kartı. Çok mükemmel. Tüm enerjiyi kendinde toplayan bir karttır. Bu her türlü başarı, rahatlama, zafer, bütün savaşlarda kazanacağın bir savaşın içerisindeysen eğer, savaş dediğimde hadden bahsetmiyorum. Yani bir şeyler uğrunda bir savaş veriyorsun. Bir başarı elde etmek için bayağı bir çaba sarf ediyorsun. Bundan bahsediyorum. Eğer bir işe koyulmak istiyorsan hiç durmadan koyulabilirsin. Çünkü büyücü kartı harikulade çok muazzam enerjisi güzel olan bir karttır ve başarılarınızın daima olmasını destekleyen ve gösteren bir karttır Allah'ın izniyle. Şimdi adli davası olan ve olumsuzluklar yaşayan, sanki mesafe olarak bulunduğunuz yerden farklı bir yerde bir haksızlığa uğradığınızı gösteriyor. Mahkeme de olabilir, haksızlık da olabilir. Bununla alakalı bir paradan bahsediyor. Para kaybından bahsediyor. Bir borç vermiş olabilirsin. Belki de miras davanız falan olabilir. Bundan bahsediyor. Bununla alakalı kaygı yapacağınızı gösteriyor ve bir yolculuk yapacağınızı gösteriyor. Bu yolun başındaki olumsuzluk para kaybından bahsediyor. Yani fuzuli bir iş yapılacağını ve sizi olası para kaybı yaşatacağını, belki de maddi olarak birine borç vermişsiniz, alamıyorsunuz, ortak işler yapmışsınız, kayıp yaşamışsınız, bununla ilgili bir yol yapacağınızı gösteriyor. Bak yine de uyarı veriyor Savaşçı Bakire, diyor ki kendi düşündüğüne odaklan kesinlikle. Kendi fikrine odaklan. Merhamete yer yok. Buradaki durumda ve bu mahkemede, bu olumsuzlukta haklı olan kişi kesinlikle seni gösteriyor. Hakkını kimseye yedirme, merhamet etme diyor. Kendi planına odaklan diyor. Burada iş hayatıyla alakalı bir olumsuzluk yaşadığınızı gösteriyor. Sanki çalıştığınız yerde, kolektif içerisinde size yapılmış olan bir haksızlıktan bahsediyor.
Bu durum sizin biraz canınızı sıkmış olabilir. Geçici bir durum mudur? Kaygılı bir durumdan bahsediyor. Sanki hak etmediğiniz yerde ve hak etmediğiniz bir durumun içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Şimdi Şubat ayına bakıyoruz. Biz Şubat'ın 7'sinden sonra sevgili yengeç iş hayatında değişiklik yapabilirsin. Kafanda planladığın bir değişim varsa ayın 7'sinden sonra yapabilirsin bunu. Şu an için bir hareket etmenize gerek yok. 7'sine kadar hareket etmenize gerek yok. Sabırlı davranmanızda fayda var. Eğer 7'sine kadar sabrederseniz çok mükemmel şekilde ayrılarak başka bir işe gidebilirsiniz. Şimdi orada sizi kışkırtmaya çalışan insanların olacağını gösteriyor. Sabırsızlık yapıp karşı tarafla muhatap olursanız olumsuz bir çıkıştan bahsediyor bilginize. Bu iş değişikliği yeni teklifler. Bakın, üzüntüye gerek yok diyor ki içindeki cevheri çıkarman lazım. Sen yengeçsin, her türlü başarılı birisisin. Bir motivasyon düşüklüğü içerisinde olabilirsin ama 7'sinden sonra çok mükemmel bir başarı geliyor. Sevgili yengeçler, teklif alabilirsiniz, yeni iş teklif alabilirsiniz. Veya çalıştığınız yer varsa, huzursuz olduğunuz bir yer varsa bir terfi, bir farklı bir yere gitme gibi bir şeylerden bahsediyor kart. Onu gösteriyor. Şimdi kutlama kartı mükemmel bir zaferin işaretidir. İçindeki vahşiyi serbest bırak diyor. Sanki yengeç bu ara bir kendini kasmış olarak gösteriyor. Bir geri çekilmiş. Ruh düşkünlüğü diyelim. Sanki savaşı kaybetmiş havasına girmiş olduğunu gösteriyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Sizinle uğraşan kişilerin hiçbir şekilde sevindirmeyeceğinizi gösteriyor. Sevinmesine müsaade etmeyin. Kartın önerisi içindeki o savaşçı ruhu çıkar diyor. Sen azimli birisisin. Onların şeyini, hakkını ver. Anlatabiliyor muyum? Hakkını ver derken, yani savaşta ve kavgada azimli olursan, başarını göz önüne çıkarırsan, içindeki o cevheri çıkarırsan kesinlikle çok mükemmel bir kutlama yaşayacağını gösteriyor ve dışarıdaki insanlara bunu yansıtman gerekiyor diyor. Kimseden çekinmeden içindeki canavarı çıkarman lazım sevgili yengeç. O zaman başarılı olursun. Başarıya zaten ulaşacaksın. Şuraya bakar mısın? Lady kartıyla İmparator kartını çıkartmış. İmparator Herkülade oturmuş. Seviye olarak yüksekte olan, artık yerini etmiş, çalıştığı ortamda veya yerde sözünü lafını demiş birisidir. Artık beni kimse kıpırtatamaz. Benim bir şeyim var, otoritem var düşüncesinde ve sağlam düşüncede olan ateşi temsil eden bir karttır. Tek kart olarak Koç'un kartıdır, ateşin kartıdır ama genel baktığımızda başarılı, işinde yükselişe doğru giden, zafer elde etmiş ve bunda kararlı olan, çevrede de böyle kabul edilmiş birisinden bahsediyor. Herkülade her iki kartı da muazzam gösterdi. Ödüllerini topla diyor. Şuraya bakıyor musunuz? Lady diyor. Ödüllerini topla. Yani diyor ki kim ne yaparsa yapsın, kim sizle uğraşırsa uğraşsın, bu dönem çok muazzam bir para elde edeceğinizi gösteriyor. Çalıştığınız, emek sarf ettiğiniz neyse o proje ve planın üzerine çok mükemmel bir ödül alacağınızı, yani verdiğiniz emeğin karşılığını kesinlikle alacağınızı gösteriyor. Bu kart onu temsil ediyor. Sevgili yengeçler, çok mutlu oldum. Bu arada gerçekten çok mükemmel çıkardı kartlar. Şimdi şöyle bir kahvemize bakalım. Kahve biraz karışık. Kaygılardan bahsediyoruz. Sanki zor bir dönem geçirmiş yengeç gerçekten. Hani onunla uğraşan insanlar var. Yengeç adım adım yükseldikçe onun peşinden gelen karanlıklar ve onu zorlayan insanlar, nazar olabilir, negatif enerji olabilir, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız olabilir. Kesinlikle nazarlandığınızı ve sürekli sizin konuşulduğunuzu gösteriyor. Başarılı insanlar her zaman konuşulur, bunu şöyle bilelim. Ama bu sizi kötü etkiliyor sevgili yengeçler. Şimdi burada yengeç burcunun kesinlikle yükselişe doğru gittiğine net bir terfi ve bir değişim, seni mutlu edecek
çok mükemmel bir kariyerle alakalı bir haber alacağını kesin söylüyor burada kar. Ama zor bir dönem geçirmişim. Bayağı zaman sarf etmişim. Bayağı emek sarf etmişim bu plana, bu projeye gerçekten. Şimdi burada bir karşılaşmadan bahsediyor. Yeni tanışmalar olabilir. Yengeç burcu ayın 9'undan sonra aşk hayatında 9 Şubat. 9 Şubat'tan sonra aşk hayatında gelişmeler ve değişiklikler olacak. Yeni bir teklif alabilirsin. Yalnız olan yengeçlerin karşısına yeni bir aşk çıkabilir. Beraber olan yengeçlere ise bak bir demet çiçekle gelmiş. Karşı taraf bir evlilik teklifi, çıkma teklifi yapabilirsiniz. Ama burada üçüncü bir şahıs var arkadaşlar. İşinize ve gerçekten ilişkinize mani olan, ilişkinize sizi rahatsız eden ve burnunu sokan üçüncü bir kişi gösteriyor. Hep gözü ve dikkat üzerinizde, hep negatif enerji üzerinizde. Dikkat edin lütfen, buna uymayalım sevgili yengeçler. Şimdi yolunuz var sevgili yengeçler. İsminde A harfi, Y harfi. Ayın 5'inden sonra A, Y harfi, E harfi, D, B harfi olan yengeç ve yükselen yengeçler. Bu ayın 5'inden sonra 15'i de olabilir. Şimdi biz 1-15 bakıyoruz ya, burada 5 rakam çıkarmış. 5'i 15'i. Bu dönemde sanki bir şey alacağınızı gösteriyor. Bu ailenin onayıyla veya iş yeri olabilir. Çünkü 4-5 kişi var burada, tek kişi değil. 4-5 kişinin onayıyla güzel bir şey alacağınızı gösteriyor. Bu ev olabilir, araba olabilir, yeni bir iş açılımı olabilir. Belki ticari bir yer açarsınız, kendinize ait bir ofis açarsanız çok mükemmel bir açılış olacağını gösteriyor ve mükemmel tutturacaksınız. Bu dönem Yengeç burcuna gerçekten çok mükemmel fırsatların geleceğini, güzel maddi anlamda rahatlayacağını gösteriyor. Sadece haksızlığa uğramamanız gerekiyor. Haksızlığa, para alışverişlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Özellikle borç alıp verme işini ayın 9'undan sonraya bırakalım sevgili yengeçler. 9'undan sonraya bırakalım. Bunu gösteriyor. Çok mükemmel çıktı kahvede gerçekten. Şöyle bir tabağa bakalım. Tabakta ne varmış? Evet, sevinç gözyaşlarınız var. Burada tertemiz bir kapı var. Tertemiz bir kapı. 3 vakit, ayın 3'ünü gösteriyor. 3'ü 13'ü. Tertemiz bir kapı açacağınızı gösteriyor. Bu evlilik olabilir, yeni başlangıç olabilir. Haber alamadığınız, uzun süre mesafe olarak uzak olan bir yerden bir haber alacağınızı gösteriyor sevgili yengeçler. Burada size özür babında gelip sizden özür dileyecek birisi var. Yol yapacağınızı gösteriyor. Sanki iki yere gideceksiniz. Bir mesela buradan çıkıp örnek veriyorum başka bir ülkeye, o ülkeden başka bir ülkeye. Üçgen şeklinde bir yol yapacağınızı gösteriyor. Çok güzel gösterdi kartlar. Birkaç tane de bu enerji kartına çıkarmak istiyorum. Bir bakalım burada ne var canlarım. Ay çok güzel. Duygusal olarak hayatınızda rahatlama. Kesinlikle muazzam bir şey bu. Muazzam bir gül demet. Rahatlama, aşk, duygu. Duygunun yoğun olacağı bir dönem. Kafanda ve hayal ettiğin düşüncelerin, hayalinde kurduğun düşüncelerin gerçekleşeceği, beklediğin şeyin karşılığını alacağı bir dönemden bahsediyor bu dönem. Kesinlikle bu dönemde bir evlilik, bir nikah, bir yüzük takabilirsiniz sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Rabbim her şeyin hayırlısını versin canlara. Sizlere çok çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.